Meltem'le Yaşama Dair'den herkese merhabalar ve bugün de farklı bir konuyu konuşuyoruz. Her zaman olduğu gibi bu arada hemen iletişim adreslerimizi sizlere verelim. Twitter'dan Meltem Satun, Facebook'tan meltem.satun bir sayfasından bizlere ulaşabilirsiniz. Ve canlı yayınımıza bağlanarak sorularınızı da yönlendirebilirsiniz. 0212 278 79 80'de canlı yayın telefon numaralarımızdan bizlere ulaşabiliyorsunuz. Bugün kişinin kendine özgüveni, öz saygısı, beden dili, ayrıca satışın 10 kuralı kitabının da tabii yazarı burada olunca satıştan da bahsedeceğiz. Ve hemen konuğumu sizlere aktarmak istiyorum. Taner Özdeş bizimle birlikte, eğitmen, iş adamı, danışman, aynı zamanda tabii yazar da diyebiliriz değil mi? Hoş geldiniz Taner Bey, nasılsız? Bu arada ben 10 deyince siz 16 dediniz galiba. 16'ın, ha bir de altını var değil mi? Doğru, bir de altını var. Evet, 16'ın kuralı. Evet, kitaptan da bahsedeceğiz. Öncelikle tabii bir kişilerden başlayalım isterseniz. Kişinin kendisini sevmesi çok önemli. Kişinin kendini tanıması çok önemli. Kişinin öz saygısı, özgüveni her şeyin başında geliyor diye düşünüyorum. Mesela şu anda bizi izleyen tabii ki çok sayıda seyircimiz var. Bir kişiyle tanıştınız. O kişinin kendine özgüvenli olduğunu veya onun haricinde kişinin kendine öz saygısı olduğunu nasıl anlıyorsunuz? Nasıl bir beden dili sergilemeli? Öncelikle bir bununla başlangıç. Evet. Şimdi insan, esasında insan enerjini oluşturur. Şimdi ilk başta beden dili çok konuşuluyor ama bugün baktığında evet, her insan bir enerjidir. Sonuç olarak bizim insan fiziksel bir varlık değil. İnsan enerjisel varlık. Aynen, unuttasız esasında. Evet. İnsanın ilk verdiği şey enerjidir. Enerji de insan tutumlarıdır. Yani siz kapıda içeri girdiğiniz zaman doğru bedeniniz karşısındaki etkiler ama esas etkiye o kişiyle sizin bilinçaltları konuşur. El sıkışma. Evet. O bilinçaltı el sıkışmasıyla iki insan arasında bir kimya oluşur. Yani aşk da öyle oluşuyor. Evet. İki insan yalnız bir yanı çekici buluyor. Tabii. Konuşmadan. Direkt olarak da ilk önce bilinçaltınız konuşuyor. İki kişi bilinçaltı birbirine karşı olumlu veya olumsuz sinyaller veriyor. Evet. O yüzden siz eğer olumlu düşünceye ve hislere sahipseniz kişi olarak da her bulunduğunuz ortamda insanları mıknatıs gibi çekersiniz. Sonra biz karizma diyoruz. Evet. Yani bunu tabii ki tamamlamanız gerekiyor. Yani sadece olumlu düşünmek yetmiyor. Tabii i̇nsanın ki. İnsanın duruşu ilk bir şekilde insanın temelde yapması gereken önemli bir şey göze bakabilir. Evet. Nasıl bir bakış olmalı mesela? Bakış nasıl olmalı? Birbirine İlk edin. Evet. Nasıl bakacaksa çok fazla bir gözünüzü dikmeyeceksiniz tabii. Evet, tabii. Ama karşıya önem verdiğinizi, karşıya iyi gösterdiğinizi, karşıya belki hayran olduğunuzu aktarabilmeniz gerekiyor bakışınızda. Evet. Ben aktör değilim o kadar ama içimden geldiği tabii için gayet doğal yapıyorum. Yani bunu hiç incelemedim hakikaten nasıl baktığımı. Evet. Ama şu var ki benim en büyük silahım gülümsemek. Gülümsemek. Tabii. Mesela el sıkışma nasıl olmalı bir de? Mesela insanlar ilk şey... El sıkışmak bu şekilde olacak. Evet. Yani biraz eller, böyle kavrayarak değil mi? Kavrayarak evet olacak. Hı-hı. Bazı insanlar var mesela şöyle ucundan şöyle şu şekilde yapıyor. Evet. Politikacılar böyle mesela. Evet. Normalde yani böyle olması gerekiyor diyorsunuz. İki el sıkabilirsiniz. Bu mesela evet, daha dostça değil mi? Dokunabilirsiniz. Evet. Politikacılar birbirine bir dokunur. Dikkat ederseniz bütün evet, dünya ilerleri dokunuyor. Bu da esasında... Yani şöyle hoş değil. Tamamen kavrayarak. Tam avuç avuça değecek. Çok bileye de geçmeyeceksiniz. Evet, bazıları şöyle. Böyle evet, var. Doğru, evet, şu şekilde. Çok ters sıkmayacaksınız. Ama karşıdaki insanı sıktığınız zaman hem enerjinizi aktaracaksınız, evet, hem de karşıya esasında saygınızı da vereceksiniz. Yani ona gerçekten memnun olduğunuzu, evet, memnuniyet duyduğunuzu ve ona gerçekten ilgilendiğinizi, her şekilde yapmış olduğunuz her türlü davranışta en önemli şey karşıdaki insan ilginizi belirtebilmeniz gerekiyor. Bakışınızla, duruşunuzla, evet, el sıkışınızla, enerjinizle. Karşıya sen benim için önemlisin mesajı vermeniz gerekiyor. Evet. Mesela ses tonumuz da çok önemli. Bazı kişilerin ses tonları çok yüksek oluyor, bazılarınki çok alçak oluyor. Ses tonu nasıl olmalı? Tabii insanın herkesin bir ses rengi var. Evet. Tabii onu çok fazla değiştiremezsiniz de. Bazı ses insanın tabii kendine ait bir şey yani beden gibi ama evet, sesinizi nasıl kullandığınız size alakalı bir şey. Mesela durarak konuşmak iyi bir şeydir. Belli yerde durmanız gerekiyor. Evet. Belli yerde sessiz kalmanız gerekiyor. Belli yerler sesinizi arttırmanız gerekiyor. Evet. Belli yerler sesinizi alçaltmanız gerekiyor. Değil mi? Her vurgu karşıdaki insana anlatmış olduğunuz kelimenin anlamını değiştirir. Evet. Bu çok önemli bir zaman. Çokun altını yaparsanız çok kelimesi karşı mesela hakikaten önemli olduğunu, daha önemli olduğunu veya sen benim için çok önemlisin dediğiniz zaman sen kelimesi burada bütün anlamı değiştirir. Yani evet, hangi kelimeye vurgu yaptığınız, kullanmış olduğunuz kelimelerin anlamı değiştirir. Hangi hı, sırada kullandığınız, hangi tonlamada kullandığınız, sonra durmaz mesela. Evet. Dersiniz mesela, ben çok sinirliyim şu anda denizde. Durdunuz.
Şimdi karşıya bunu anlaması için bir süre vermesi lazım. Ben çok sinirliyim konuşmaya devam etseniz sözün bir anlamı olmaz. Ama ben çok sinirliyim dediğiniz anda ve durduğunuz anda karşı bir şekilde daha fazla anlam yüklediğiniz için daha çok fazla hissedecektir. Tabii ki. Bu arada tabii şimdi baktığımız zaman kişinin özgüveni dedik, öz saygısı dedik. Biraz da bu konuya değinmek istiyorum. Kişilerin, bazı kişiler tabii özgüven, öz saygı bildiğim kadarıyla herkesin söylediği gibi sizde daha küçük yaşta özellikle kazanıyor insanlar değil mi? Mesela sonradan biraz bunun telafisi zor gibi görünüyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? İnsanın belli bir gelişim vardır. Şimdi insan doğduğu anda itibaren 0-7 yaş arasında insan dünyayı keşfeder. Yani kendi bedenini, annesini, babasını, dünyayı her şekilde keşfeder. Evet. Bunu anne baba üzerinden yapar. Kişi anne baba üzerinden dünyayı tanımaya çalışır. İnsanın özgüveni 0-2 yaştır. Yani 0-2 yaşta annenin çocuğa davranış şekli çocuğun kendisine güven duyup duymamasını sağlar. Evet. Anne ne kadar baskı yaparsa, ne kadar çok kırparsa çocuğunu, çünkü bir şekilde kendine güvenmez. Yani sen yemini ye, palto giy, bunu böyle yapma. Yani sürekli uyarırsanız çocuğu, o kişi kendisine güveni yitirir. Aynı şekilde baba da dünyaya karşı güveni bilirler. Yani babanın görevi yaptığı davranışlarla çocuğun diğer insanlara ve dünyaya karşı güveni arttırmaktır. Ve insanın genelde 0-6 yaş veya 0-7 yaşta özgüven, öz saygısı bilir. Bundan sonra geliştirmek çok yani çok zordur. Yani bunun için muhakkak bir destek gerekir mesela. Evet. 7 ile 14 yaş çocuklar rol model yani. Kendilerini bilsin, beğenir. Yani ya annedir, ya babadır, ya birisidir. Muhakkak bilsin, beğenirler ve o kişiyi taklit ederler. Bu da yani anne baba dışındaki insanlardan bir şey öğrenmelidir. Bir lider bu. Kendinize bir örnek alırsınız. 14 ile 21 yaş ise sosyaldir. İnsanlar sosyalliği öğrenir. Sosyal davranış kalıpları öğrenir. Evet. 21 ile 40 arasında ise etik değerler öğrenir. Şimdi çocuklar genelde hırçındır. Çünkü sosyal ve etik değerleri bilmezler. Evet. Davranışının yanlış veya kusurlu olduğunu anlamaz çocuklar. Kendileri gibi davranırlar ama karşı tarafı düşünmezler. Bencildirler. Çünkü bilmiyor. Evet, doğru. Yani yaptığı şeyin karşıda yaratacağı etkinin ona zarar verip veya vermeyeceğini anlamaz çocuk. O yüzden doğal davranır. Ha, daha cesur davranır. Kaba davranır. Bencil davranır. O yüzden ne gerekiyor zaten? İnsanın sürekli bir şekilde anne babanın çocuklarının sürekli iyi bir örnek olarak da öğretmesi gerekiyor. Ben mesela iki tane oğlum var benim 22-23 yaşında. Ve bugün bakıyorum ki çocuklarım dediklerimi yapmıyorlar. Gördüklerini yapıyorlar. Yani beni görüyorlar, analiz ediyorlar ve ona göre taklit ediyorlar veya etmiyorlar. Ama beni ona göre değerlendiriyorlar. Kesinlikle benim onlara anlattığım şunu böyle yapımdan daha çok tamamen gözlem, inanılmaz bir şekilde fotoğraf makinesi gibi teksiz çekiyorlar ve ona göre kendi tavırlarını, tutumlarını, dünya bakışlarını, diğer insanlara davranışlarını, her şeyi benim ne şekilde davranırsa oradan almış olduğu değerlerle, yani değer kelime çok önemli aslında, değerlerle kendi bir inanç sistemleri oluşuyor ve ona göre davranmış. O yüzden aslında anne baba, bütün bu öz saygı, öz sevginin hepsinin temelinde anne baba vardır. Evet. İnsanın kendi yeterliği, mesela öz yeterlik vardır. Kişi kendisini yeterli hissetmelidir. Yani yeterli demek yani bir şey yapacağını, yapabileceğine daha sonrası öz yeterlik, özgüvende oluşur. Evet. Özgüvende gerçekten insan bir şeyi yapabileceğine kendisi inandırması. Yani bir şeyden emin olmaktır özgüven. Evet. Kendinizden emin olmaktır özgüven. Özellikle tabii o çocuklukta geçen dönemler çok önemli. İlk iki yaş ve sonrası değil mi? Anne ve babanın çocuğa karşı tavırları. Mesela sonuçta şu anda bizi izleyen anne ve babalar mesela nasıl davranmalı çocuklarına dediğimiz zaman bir çocuğu sürekli eleştirirsen değil mi? Evet. Çocuğun da tabii ileriki yaşlarda kendine özgüveni, öz saygısı da ona göre olacaktır. Aynen. Doğal olarak. Şimdi tabii seyircilerimiz de merak ediyorlar. Şimdi Taner Özdeş bu kadar şu anda eğitmenliği var, danışmanlığı var. 12 yıldır aynı şirkettesiniz. Aynı zamanda bir iş adamı kimliğiniz var. Öncelikle sizin tabii bu Satışın 10 Altın Kuralı kitabına da geçeceğim. Bu duruma nasıl gelebildiniz? Sizin hayatınız nasıl? Mesela örnek de tabii teşkil ediyorsunuz çoğu kişiye, bu kadar çok eğitim veren bir kişi olarak tabii ki. Ve de örnek bir insan profili çizmeniz lazım. Kişilere neler önerirsiniz? Mesela bir hayatınızda bir gününüz nasıl geçiyor? Anladığım kadarıyla aynı anda birkaç işi birden yapıyorsunuz. Tabii, evet. Mesela nasıl oluyor?
Benim en büyük şansım tabii ki çok doğru anne babaya sahip olmaktı. Yani evet. Hep onu diyelim. Kitabını da yazar. Çok doğru bir şanslı anne babaya sahibim. Çok doğru bir kardeşim var. Yani çevremdeki beraber olduğum insanlar benim için çok iyi tabii. O mesela beni huzurlu, güvenli, yeterli hissettiren bir şey. Önemli bir şey. İnsanın kendisini, iç dünyasının güçlü tabii. olması önemli bir şey. Sonra nasıl oldu aslında? Ben hep zaten genetik olaraktan çok girişken bir insanım. Yani beni nereye koyarsanız koyun kesinlikle bir etki yaratırım. Yani ben Ay'a da koysanız oradaki insanları da etkilerim. Yani etki gücüm çok yüksek. Bu içimden geliyor. Bir şey yapmam gerekmiyor aslında. Sadece orada varlığım yeterli yani. Evet. Onun dışında pozitif mesela. Şimdi pozitif ne demek aslında? Mesela insanlara gülümseyerek bakabilmek. Çoğu insan gülümsemez. Hatta ben üniversiteler diyorum ki gülümsemiyorsunuz. Yani yeni nesil dahi gülümsemiyor. Yani gülümsemenin gücünü, kahkaha atmanın gücünü bilmiyorlar. Bunlar hep çok büyük etkidir. Yani bugün o yüzden Cem Yılmazlar, Beyazlar, bütün komedyenler niye bunlar hepsi meşhur? Çünkü insanlara güldürüyorlar. İnsanlara yani en değerli şeyi yaptırıyorlar. Ve o yüzden insanlara çok seviyorlar ve saygı duyuyorlar baktığınız zaman. Yani bugün bunların hepsinin esas gücü gülümsemeyi keşfetmeleri, insanları güldürmeyi keşfetmeleridir. İşte gülümsemem ve pozitif olmam. Pozitif olmak şu demek aslında, polyancılık değil de pozitif olmak demek kişi herhangi bir şeyi değerlendirirken pozitiften başlamalı. Evet. Çoğu insan beyni nasıl çalışır? Evet, negatiften. İnsan beyni negatif. Niye insan negatiftir? Çünkü insan negatif olması sebebi insan yaşayabilmesi için. Çünkü hayvanlar içgüdülerle doğarlar. Bugün bir hayvanı atın siz caddeye, karşıdan karşıya geçer. İnsan geçemez. Bilinçliyiz yani. Bugün siz çocuğa öğretmezseniz, tabii. karşıdan karşıya geçerken sağına soluna bakacağına ölür. Hemen ölür. Ama hayvan ölür, kedi ölmez, köpek de ölmez. Çünkü onlar kendini koruyabilecek içgüdüler. Beyin yok ama içgüdü var. İnsanda beyin var, içgüdü yok. O yüzden insanın kendisinin sezlerini kullanabilmesi lazım yani tecrübeyle bir şekilde. O yüzden insanın bir şey yapmaması tamamen kendi tecrübeleriyle şekilleniyor. Bir de insan kendi şansını yaratıyor dediniz yayına girmeden önce. Mesela ben bu duruma gelmemi ben sağladım yani siz kendiniz sağladınız tabii ki düşünüyorsunuz. Evet. Özellikle bu konuda biraz isterseniz şu anda hayata böyle olumsuz bakan kişiler mutlaka ki vardır. İşte yok ben çabalıyorum ama olmuyorum diyen çok sayıda kişi var. O konuda neler söylemek istersiniz? Şu anda bizi izleyip de o şekilde düşünenler yani ben çaba gösteriyorum ama olmuyorum diyenler. Evet. Biraz daha olumsuz bakanlar. Mesela bugün bu programa nasıl çıktım siz daha biliyorsunuz değil mi? Tabii. Siz gittim Facebook'tan tabii. buldum. Kendi şansımı kendim yarattım. Şans bana gelmedi. Yeteriz. Bugün baktığın zaman çoğu şey böyle oluyor ama çünkü ne yapıyorum? Bu konuda doğru enerjiyi gönderiyorum evrene. Evet. Diyorum, istiyorum diyorum mesela. Bir şey istediğimi söylüyorum. Evet. İstediğim için de doğal olarak olaylar beni buluyor. Tabii. Şans demek insanın bir şeye inanması, umutlanması ve bundan vazgeçmemesidir. Evet. İnsanın şimdi başarılı insanla başarısız insanın en büyük fark başarılı insan bir şey yapar ve bekler. Başarılı insan bir şey yapar, iki dakika sonra bu olmaz der. Evet. Böyle bir olumsuz bir düşünceye kapılır hemen diyorsunuz. Evet, yani insanın en büyük düşmanı kendisi zaten. Yani bugün hayatımıza ne geliyorsa kendimizden geliyor yani. O zaman insanlar kendi yarattıkları hayatı yaşıyorlar. İnsan ne düşünüyorsa olur. Yani aslında dünyanın temeli budur. İnsan ne düşünüyorsa olur. Evet. Yani sizin herkesin gerçeği kendi dünyasıdır. O dünyayı siz kendi düşünce sisteminizi yaratıyorsunuz. Evet. Sizin dünyanız, benim dünyam farklı. Tabii ki. İkimiz de kendi gerçeğimiz, kendi dünyamız. O zaman ne yapıyorum? Ben kendi gerçeğimi yaratabiliyorsam o zaman doğru şeyleri koymak zorundayım kendi dünyam için. Mesela evet. umutu koymalıyım, kararlılığı koymalıyım, çabayı koymalıyım. Evet. İnsanların temelde sevilmeye layık olduğunu, insanlara saygı göstermeniz gerektiğini, insanlara iyi gösterdiğiniz zaman para kazanacağınızı bilmeniz lazım. Bu çok önemli bir şey mesela. Bugün satış dünyasındaysanız insanlara para kazanmanın tek yolu diğer insanlara iyi göstermek, yardımcı olmak ve onlara gerçekten bir problemi çözmektir. Yani bu üçünü yapmadığınız zaman siz hiçbir zaman zengin olamazsınız. Bugün pazarlama da temeli odur. Yani pazarlama bir problemi çözer. Yani herhangi bir ürün veya hizmet bir problemi çözer. Çözdüğü için de çok para kazanır. Ama temel ne yapar? İlk önce gider o kişinin problemini bulur ve problemi çözer. Siz de gidip bir insana yardımcı olduğunuz zaman doğal olaraktan karşıdaki insanda ne yapıyorsunuz? Size karşı bir sempati yaratıyorsunuz. O insan size ne yapmak istiyor? Size iyilik yapmak istiyor. Ne yapıyor o zaman? Siz gidip malınızı alıyor. Kitabınızı alıyor. Tabii ki. Size daha fazla iyi gösterir. Çünkü niye? İlk önce sonra iyi gösteririz. Tersten çalışma sistem. Yani çoğu zaman insanlar yapar. Önce ver, ben sana iyi davranırım. Evet. Ama sistem ters çalışıyor evren. Evren diyor ki dolaylı çalışıyor. Önce ver, sonra al diyor. Değil evet. mi? Dünya evet. öyle çalışıyor. Bunu yapmamız gerekiyor. Bolca yapmanız gerekiyor. Ama bunu yaparken tabii kafanızdan kesinlikle menfaat düşmemeniz lazım. Eğer ben size bir iyilik yapıyorsam ve kafamdan ha ben bunu yapayım sonuçta bak bu olacak derseniz sistem çalışmaz. Evren öyle çalışmıyor. Evren verirken
karşılıksız verdiğinizi hissettiği zaman, bildiği zaman o enerjiyi geri gönderiyor size. Yani kafamdan hiçbir şekilde kendi adıma bencil bir şey düşünmemem lazım. Verirken gerçekten karşılıksız vermem lazım. İsteyerek. İsteyerek vereceğim ve karşında illa bunu alırım diye değil, gerçekten vermek istiyorsunuz. Bunu karşılık beklemediğimizi özellikle belirtmemiz gerekiyor herhalde yani. Evet, ve de kendi içimizde onu halletmemiz gerekiyor. Ben bu kişiye bu yardımı yapıyorum ama hiçbir menfaatim olmadan yapıyorum dememiz gerekiyor ben, değil mi? Mesela ben Facebook'tan veya sosyal medya üzerinden bana her gün 3-4 tane muhakkak bir şey gelir. Soru gelir, problem gelir. Ve buna ben cevap vermeyebilirim. Yani çünkü Amerika'da benim bu yaptığım yapan çok insan var. Bu kadar Türkiye'de bilmeme rağmen hiç mesajıma cevap alamıyorum. Atıyorum, dönmüyorlar. Hiç sana dönmüyorlar. Ben bugün karşımdaki insanı tanımasam bile dönerim yani. Bir şekilde dönerim yani. Belki 3 gün sonra dönerim ama dönmek için her türlü gayret göstereyim. Yani burada kesinlikle konular hassasım mesela ama tabii bunun boyutu nereye kadar gider bilmiyorum tabii. Yani şu an için bunu yönetebiliyorum. Daha ileride yönetebilir miyim bilmiyorum. Ama yani insan bir şekilde insan ve onun için bir sistem kurmanız gerekiyor. Yani siz cevap veremiyorsanız da belki onunla ilgili farklı bir mekanizma kurup yine insanlar dönmek için çok kötü bir şey. Karşıdaki insana mesaj atıp ona dönmemeniz bence karşıdaki insana çok kötü hissettirir kendini. Yani değersiz hissettirir. Ve sizin de bunun hakkınız olamaz yani. Karşınızda değer hissettirecek bir şey yapmamanız lazım. Evet. Bu arada internet sitenize baktım. tanerozdeş.com'a da sizler de gidebilirsiniz. Orada videolar, makaleler var. Limitsizsiniz demişsiniz. Dansla kendinizi keşfedin diye orada bir yazı var. Biraz bunu açalım. Limitsizsiniz. Ben dansla zaman zaman sanıyorum ablanız değil mi? Evet, evet. Ablanızla birlikte Bilim Merkezi'nin yönetim kurulunda ben 5 yıldır faaliyet gösteriyorum. Evet, bu kadar tesadüf yalnız burada öğrendik bu arada. Canlı yayında öğrendim ben Şimdi de birlikte Bilim Merkezi'ne ben de yardım amacıyla yani oradaki yerin bir kısmını bağışlamak suretiyle yılda 2-3 tane eğitim veriyorum. Ve en çok verdiğim de bu Limitsizsiniz seminerleri. Evet. Aslında Limitsizsiniz bugün Mümin Sekman'ın Türkiye'ye çok satan bir kitabıdır. Aslında çok tesadüf olaraktan ben o eğitimi yaratırken Mümin de kitabını çıktı. Evet. Aslında limitsizsiniz olay şu, sizin sınırlarınızı siz çiziyorsunuz. Yani limit şey var, yani neyi yapacağınız, neyi yapmayacağınız, ne kadar risk alacağınızı, nereye cesaret edeceğiniz hepsinin sınırını siz kendiniz çiziyorsunuz. O yüzden limitsizsiniz demek, eğer siz duygularınızı doğru yönettiğiniz sürece limitlerinizi büyütebilirsiniz. Evet. Şimdi korku var. İnsan korkuyla yönetilen bir şeydir. Yani bugün her şeyi yapıp yapmaması sebebi korku veya motivasyondur. Bazı insanlar motivasyonla risk alaraktan mutlu olurlar. Bazı insanlar ise risk almayarak mutlu olurlar. Yani bizler ki risk almaktan korkuyor bazı insanlar tabii. Evet, herkesin yapısı mı? Herkes risk almak zorunda değil yani bugün baktığınız zaman. Yani bazısı mesela gidip dağın tepesine atlar. Bunu spor olarak yapar. Korkusuz. Veya paraşütle atlar. Yani hiç baktığınız zaman mantıksal olarak baktığınız zaman doğru. İnsan niye uçaktan atlar ki durdururken yani? Ama ne oluyor? Adrenalin diyorsunuz. Değil mi? O heyecanı yaşamam lazım diyenler var. Gibi yani veya ama bazı insan var ki tam tersi diyor başıma hiçbir şey gelmesin diyor. Minimum risk almaya çalışıyor yani. Minimum yeni insan tanışıyor, minimum parasını borsaya koyuyor örnek olaraktan veya ne bileyim ben hiçbir şey yapmak istemiyor yani. Onun için sizce hangi tarafta olması lazım insanların? Kişiye alakalı. İnsan nasıl içe dönüklük, dış dönüklük varsa bazımız içe dönüktür, bazımız dış dönüktür. Şimdi dış dönük insanlar insancıldır. İnsandan beslenir. İnsanda olmazsa kendini kötü hisseder. İçe dönük de insandan kaçar. Zamanın büyük kısmını odasında geçirmek ister. Evet. Televizyon seyretsin, kitap okusun. O ondan hoşlanır. Bunun doğrusu yanlış yok yani. Yani risk almak ama önemli olan sizin ne istediğiniz ve amacınızdır hayatta önemli olan. Evet. Onu karşıladığınız sürece mutlu olursunuz. Şimdi kişinin ne istediği tabii çok önemli. Karar vermek çok önemli bir de. Yani bazı kişiler mesela ne istediğini bile bilmiyor. Mutlaka ki sizin tabii yaptığınız o vermiş olduğunuz eğitimlerde öğrencilerle de çok içli dışlısınızdır. Kişi mesela üniversite sınavı ki önümüzde tabii sınavlar var. Biraz sınavlar konusuna da girmek istiyorum. Kişi hangi bölüme gireceğini bile bilmiyor. Yani kazanayım ama hangi bölüm? İşte bu da olur, şu da olur, bu da olur. Mesela danışanlarınız var mı? Özellikle sınavlar yaklaştığı için diyorum. İşte hedef belirlemede gerek tabii şirketlerde çalışanlar olsun, gerekse şu anda sınavları hazırlanan kişiler olsun. Evet. Onlara nasıl yardımcı oluyorsunuz bu konuda size danıştıklarında? Tabii, aslında bununla gidip benim ben eğitimci olaraktan yani çocuklarım benden daha şanslı çünkü ben bir sürü şeyi keşfederek buldum. Tabii. Onlar hazır babalarını öğreniyorlar. Kesinlikle. Yani bugün baktığınız zaman mesela ben Yasemin Sungur vardır. Kendisi kariyer koçudur. Evet. İki oğlum da ben yönetemedim açıkçası. Çünkü yani çünkü çocuklar zaten size karşı doğal olaraktan size işten içe rekabet ettiği için hiçbir çocuk annesinin babasını işten dinlemez. Çünkü ona daha iyi olmak ister.
Mutlaka. Hatta sizin çok iyi olmanız çocuğunuza zarar verir. Yani ben ne kadar yukarı çıta çıkarsam çocuğuma o kadar zarar veriyorum esasında. Çünkü evet, çocuğun içinde yoksa bu, doğal olaraktan kendisini, yani kendisini ben de karşılaştırıp kendini kötü hissedebilir. Ya ben niye babam gibi olamıyorum diye. Evet. Ama şöyle bir şey ihtiyaç yok. O yüzden onu yaratmamak lazım. O yüzden ben Yasemin'den rica ettim. Kendisi de bu konuda Türkiye'de birkaç tane başarılı isimden birisi. O mesela gitti, onlarla uzun zaman geçirdi yani. Onların ne istediklerini, evet, işte kişilik analizi yaptı, dinledi filan. Ve oradan bayağı bir uğraştım ben. Çünkü bu konuda ben de çok sıkıntım var. Yani doğru bir şey bulsunlar diye. Ne isteyip ne istemediklerini o aşağı yukarı bir belli çalışmalarla buldu. Onun dışında mesela sınav öncesinde yine başka arkadaşım var. NLP eğitimcisi. Evet. O mesela bu korku şey sınav öncesi stres yenmek için NLP'de çapalama sistemleri vardır. Yani ne bileyim ben. Bir şey yaptığınız zaman birinizi cimcik atarsınız. Evet. Onu yaptığınız zaman o duygularınızı kontrol edebilirsiniz yani. Yani o anda evet, onu öğretirler size. Ne zaman burayı sıksam aklım o gelir gibi. O tip teknikleri öğrettik esasında. Yani esasında evet, biraz teknik, biraz duyguları yönetme, biraz kişinin kendi tanıması şeklinde bir onları bir kampa soktum esasında ve onun sonunda sanıyorum şu anda bence yani ufak oğlum tam %100 istediği yerde. Evet. Öbür oğlum biraz daha babası gibi çok sosyal. O yüzden de o biraz daha arayışta ama o sonuç olaraktan yurt dışına gitti. Bir sene yurt dışında yaşadı. İtalya'da yaşadı. Gitmek istiyordu ama orada sonra kendini buldu, kendini tanıdı falan. Sonra buraya gelip şu anda hem çalışıyor hem okuyor mesela. Daha doğruyu buldu. Birisi evet, daha yani ufak oğlum daha az risk alır. Daha içine dönüktür, daha sağlamcıdır, daha hırslıdır. Daha, evet. Öbürsü daha duygusal ama daha maceracı, daha risk alan. Birisidir. Yani esas ikisi de farklı ama ikisi de bence şu anda istedikleri şeyi yapıyorlar şu anda. Yani onu hissediyorum yani. Ama böyle yakın çevrenizdekileri anladığım kadarıyla bu tarz mesela çocuklarınıza başka bir yaşam koçuna yönlendirmişsiniz. Pek herhalde doğru olmuyor değil mi? Aynı aileden, aynı kişilerin. Ben vereceğim veriyorum gibi. Çocuklarımızdan beri bütün gün evdeler, televizyonun bütün eğitimlerine katılıyorlar. Evet. Bu programları seyrediyorlar. Yani zaten sonuçtan yani babadan alabileceği her şey alıyorlar. Yani benim bir şey ona anlatmama gerek yok yani. Doğru. Yani ben zaten herkese, ben çocuklarım değil mi? Türkiye'de her yaşayan vatandaş benim her türlü bilgimi alabilir çünkü o tip çalışıyorum. Yani Facebook'u, Twitter'ı her şeyi kullanaraktan insanlara mümkün olarak bilgiyi evet, paylaşıyorum şu an sonuçta. Şu ana yani bu, kadar kaç kişiye eğitim verdiniz? Herhalde 100 bine yakın insana 100 eğitim verdim. Evet. Ama internet üzerinden benim yazılarımı okuyan, evet, röportajlarımı seyreden insan sayısı herhalde milyona yakındır. Evet gerçekten çok ama 15 ciddi senedir, bir rakam. 16 senedir bu işi yapıyorum yani. Evet. O da tabii, o sürenin vermiş olduğu bir şey var tabii. 16 sene her gün aynı tempoda ya daha yüksek tempoda yaptığın zaman doğaktan her sene katlanaraktan size ilgi duyan insanın sayısı artıyor. Evet, şimdi bir reklam aramız var. Reklam arasından sonra kitaba geçeceğim. Okay. Satışın 10 altın kuralından bahsedeceğiz. Kısa bir ara. Bu arada sizler burası sizi boşluk bırakıp 3969'a mesajlarınızı gönderebilir. Twitter'dan Meltem Satun, Facebook'tan Meltem.Satun bir sayfasından bizlere ulaşabilirsiniz. Kısa bir ara. Eğer bu videomu beğendiyseniz diğer videolarımı da takip etmek için abone olmayı unutmayınız.